Başladık bile. Evet. Başladık bile. Ama söylemek istediklerim varsa başlangıçta. Tabii hocam dur. Birkaç hatırlatmam vardı, onları söyleyeceğim ama gerek olur mu? Nasıl yapalım? Tabii sen yap hatırlatmanı. Kusura bakmayın hocam, lafınızı verdim. Estağfurullah, estağfurullah. Merhaba arkadaşlar, hepimiz hoş geldiniz. Ben Mehmet Can Orhan, Mühendisliğe İnovasyon Grubu'nun kurucu başkanlığını üstleniyorum. Kuruluşumuzdan beri bizleri desteklemeyi esirgemeyen Düzce Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Nigar Tekrar bugün bizlerle birlikte. Kendisiyle inovasyon yönetimi ve inovasyon kültürü adlı etkinliğimizi gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sözü rektör hocama vermeden önce sizlere birkaç hatırlatma yapmak isterim. Sayın rektör hocamıza sorularınızı chat yoluyla gönderip sağlayabilirsiniz. Sırasıyla rektörümüze yönelteceğim. Katılım belgesi formu ise fotoğraf çekiminizden sonra chat yoluyla sizlere ulaşacaktır. Hocam fazla lafı ben uzatmadan sizlere bırakıyorum. Teşekkürler. Estağfurullah. Teşekkür ederim Can. Şimdi tabii hani nereden başlayalım? Aslında niye inovasyon konuşuyoruz? Niye yenilik konuşuyoruz? Yenilik eşittir inovasyon. İnovasyonda yeniliği hani aynı kılan ya da farklılaştıran hususlar neler? Aslında bugün niye inovasyon bu kadar önemli? Şimdi dünyada son özellikle sizin yaşınız kadar uzun bir süredir çok hızlı bir değişim yaşanıyor. Yani Thomas Kuhn'un çok sevdiğim bir sözü var. Bilim evrimsel bir ilerlemeden çok devrimsel bir sıçramadır diyor. Son 100 yıldır özellikle ve özellikle 70'lerden sonra internetin icadı ile birlikte. Yani geçmişimizde tarihimizde böyle mihenk taşları var. İşte elektriğin icadı, kablolu iletişimin icadı. Yani işte elektrik, telefon, arkasından bilgisayar ve internet yani. Bunların icadı gerçekten hani son 100 yıla damga vuran, özellikle içinde bulunduğumuz dönemin temellerini oluşturan temel yenilikler aslında. Ve mesela son 100 yıl içerisindeki o yenilik süreci, icat süreci ilk 70 yıl biraz daha yavaş ilerlemişken son 30 yılda biraz daha hızlı ve çok daha değişken ilerliyor. Neden? Çünkü internet bunların içerisinde, bu internetin icadı 70'lerin başından itibaren internetin icadı gerçekten hocam sesiniz kapandı galiba. Nigar hocam. Şu Ha, an tamam, şimdi açık değil mi? Kendi kendisine kapandı ama tamam. Yani hani son yıllarda, özellikle işte son 30 yılda bu internetin icadı tüm işletmelerin, tüm insan davranış biçimini değiştirdiği gibi tüm insanların da yaşayış biçimini değiştirdi vesaire. Şimdi tabii internetten sonra artık dünya bambaşka bir noktaya doğru ilerledi. Ne o nokta? İşte milletlerin arasındaki sınırlar kalktı. Yani rahatlıkla Antarktika'daki birisiyle çok rahat iletişim kurabiliyorsanız ya da bugün işte burada ürettiğiniz bir ürünü 2 gün içerisinde Çin'e ulaştırabiliyorsanız ya da Çin menşeli bir ürünü Yeni Zelanda'da üretip 3 saat içerisinde işte en yakın, kendisine yakın coğrafyaya ulaştırabiliyorsanız ya da hani yeni bir iş fikri veya herhangi bir ürünün farklılaştırılması ya da çeşitlendirilmesi, o ürüne çok ciddi işte renginde, kokusunda, ambalajında yaptığınız en ufak bir değişiklik bile bu kadar hızlı etki edebiliyorsa artık başka şeyler düşünmenin ve konuşmanın zamanı gelmiş demek oluyor. İşte ülkeler arasındaki hep bu, biz buna küreselleşme diyoruz yeni dünya düzeninde ama işte sonra bu sanal paraların ortaya çıkması vesaire. Yani eskiden bizim zamanımızda borsa hisse senedi dünyasını, ben istatistik mezunuyum. Bütün mezun arkadaşlarım İMKB'ye yerleştiler vesaire. Bizim zamanımızda sanal sermaye piyasalarını anlamak, sanal piyasaları anlamak, halka arz anlamak bile hani sanal hisse devri üzerinden işte ne bileyim bonoyu anlamak, faizi anlamak bile aslında bir meseleyken şimdi artık günümüzde bambaşka yatırım araçlarının varlığından bahsediyoruz. Yani bu sebeple hani artık özellikle yani hani hep dile gelmiş biçimde bu teknoloji meselesi. Yani teknoloji ilerledi, işte o yüzden bu değişiklikler oldu. Aslında tek etken teknoloji değil.
Demografi de çok önemli etken. Mesela işte dünyanın bambaşka yerlerinde savaşlar oluyor. Savaşın bulunduğu milletlerin ilerleme ihtimali yok. Çünkü kendi içlerinde ve kendi çeperlerini korumakla o kadar meşguller ki hani bu tür değişimlere kafa yoracak durumda değiller. Bu sebeple dünyada bazı ülkeler başka bir konum aldı. İlerleyen ve değişen sermaye piyasasında. Diğer taraftan bambaşka ülkeler bambaşka konum aldılar. Yani bu sebeple artık dünya, yeni dünya düzeni diye bir şeyden bahsediyoruz. Nedir o işte sınırların ortadan kalktığı, teknolojinin çok sık yenilendiği, yani özellikle bilişim teknolojisi sevgili gençler biliyorsunuz nereden baksanız hani bazı alanlarda bilgisayar dünyasında 18 aydan, cep telefonu dünyasında 12 aydan vesaire bahsediliyor. Hatta önümüzdeki 10 yıl içerisinde cep telefonlarının ve diğer kitle iletişim araçlarının vesaire yenilenme teknolojisinin 4 aya 5 aya kadar düşünseniz hani bir şey alıyorsunuz 4 ay sonra eski model oluyor gibi bu şekilde zaman sürecinin kısalmaya başlamasından bahsediyoruz. Eski dünya düzeninde en ufak bir değişimin hayata geçme süreci 10 yıllarken şimdi artık yeni bir değişimin gözümüze çarpması, yeni bir değişimin yaşanması periyodu neredeyse bir yılın altına kadar düştü. Bu sebeple içinde bulunduğumuz işte bu hem küreselleşme hem bu kadar hızlı teknoloji ve sadece teknoloji de değil ve dünyadaki bir dolu ülkenin coğrafyasının değişmesi, demografisinin değişmesi, dünyadaki insanların olaylara bakışının değişmesi vesaire bunların hepsi aslında aynı kapıya çıktı. Rekabetin yolu ve yöntemi değişti. Yani yeni dünya düzeninde en önemli geçmişten günümüze en önemli değişim bu söylediklerimizin hepsi etken ama en önemli değişim rekabetin yöntemi değişti. Yani rekabet avantajı sağlamak eskiden sadece bir ürünü çeşitlendirmek ya da farklı ürün ailelerini işte ürün gamını yani işte şampuan üretirken saç kremi de üretmek gibi işte şeker üretirken çay da toplayıp çay da üretmek gibi bir gazlı içecek üretirken başka gazlı içecekleri birlikte üretmek gibi ya da bir nakliye sektöründe bir araç da yani bir farklı bir ürün taşırken başka ürünleri beraberinde taşımak gibi yani yenilik ve değişim eskiden rekabet avantajı sağlamak adına başka faaliyetleri beraberinde gerektiriyorken şu an aslında bu iş o kadar kolay değil. Niye? Çünkü rakipleri birbirinden yani şimdi sizler de burada kaç kişisiniz? Şu anda ben 170 kişi görüyorum. 170 kişi aslında hepiniz birbirinizin rakibisiniz çocuklar. Yani gün gelecek aynı iş için, aynı sektör için yarışacaksınız. Aynı alanda belki aynı şirkette iş görüşmesine gideceksiniz ve randevu alacaksınız. Belki kendi işinizi kuracaksınız, IT'ci olacaksınız, belki e-ticaretçi olacaksınız, bilemiyorum artık belki baksınız, belki bambaşka sahalara gireceksiniz ama öyle veya böyle benzer alanlarda çalışan herkes birbirinin rakibi olacak. Şimdi rekabet tanımı gerçek manada değişti. Çünkü rakipleri birbirinden ayıran çok farklı, çok değişik unsurlar var. Bu sebeple artık hani çok farklı bir yeni dünya düzeninden bahsediyoruz. Şimdi içinde bulunduğumuz dünyada siz eski dünyayı zaten bilmiyorsunuz. Siz bu dünyanın içine doğdunuz. Yeni eski dünyanın bir kısmına biz yetiştik. Bir kısmını büyüklerimizden ve hocalarımızdan dinledik. Şimdi sizler de yavaş yavaş bizden dinliyorsunuz. Yani hani biz belki bizim neslimiz enteresan bir nesil işte bu 70'lerde doğan nesil yani birazcık da bu dönemlere de vurgu yapmak önemli aslında. Neden önemli 70'lerde doğan nesil? 70'lerde doğan nesil telefonsuzluğu da biliyor, ev telefonunu da biliyor ve şeyi de biliyor yani cep telefonunu da biliyor, görüntülü konuşmayı da biliyor. Şimdi artık bunların hepsi birbirinin üstüne konan teknoloji. Siz bunların bir kısmına yetiştiniz. Bizden öncekiler görüntülü konuşmaya hiç yetişemediler vesaire. Şimdi bizim Hocam gene sesiniz gitti ama. kendi kendine kapanıyor. Can sen beni uyarırsan ben ona müdahale ederim. Bilmiyorum. Tabii işte dediğim gibi bizim neslimiz bu tarihsel film şeridi gibi yaşanan değişimleri çok net aslında görebiliyor.
Biz o yüzden kendimi ben avantajlı bir dönemin insanı olarak nitelendiriyorum. Şimdi sizin nesliniz tamamen bu çağa ve bu yeni dünya düzenine doğmuş bir nesil. Ama şimdi hal böyle olunca sadece bir mantıksal çıkarsama diyorum. Şimdi geçmişten günümüze dünya bu kadar artık son yıllarda değişen teknolojiyle birlikte daha hızlı değişiyorsa sizin döneminizde bizim olduğundan daha da hızlı değişecek. Yani aslında siz bizden daha fazla yüksek oranda bir değişime adapte olmak zorunda kalacaksınız. İşte belki şu anda işte hologramlı görüşmeler şu anda gündeme geliyor. Bizim zamanımızda işte organ nakli insanla böyle enteresan bir şeydi. Vay işte onların organ nakli yapılmış vesaire gibi. Sizin döneminizde şu anda hani canlı donörden donöre organ nakli yapılabildiği gibi yakında DNA'da bir üç boyutlu yazıcıda organları işte yazıp yeni karaciğeriniz diye insanların eline verecekler. Belki 10-15 yıl, fütüristik bir yaklaşımla bunlar çok hayal değil yani. 10-15 yıl sonra bu şey sizi de yakalayacak ve bulacak. O yüzden şimdi sizin nesliniz hem bu yeni dünya düzenine doğmuş olmakla birlikte çok avantajlı. Ama diğer taraftan da çok daha hızlı bir değişen dünyanın içinde olduğunuz için biraz daha sizi zorlu bir rekabet ortamı bekliyor. Neden? Siz bu değişen dünya düzeninin içerisinde işte ticaret yapma yöntemleri değişiyor, kişi ya yani mesleklerin tanımı değişiyor. En son çok hoştu. Çin'de galiba açılan bir şeyde kasiyer yok, şey görevlisi yok bir markette, kasiyer yok, işte market görevlisi yok vesaire yok. İşte kartınızı okutup giriyorsunuz, sepet sizin ne aldığınızı tanıyor ve çıkarken de kredi kartınızdan aldıklarınızın hepsini düşüyor. İşte alın bir meslek tarihe karıştı. Yani birkaç meslek birden aslında reyon görevlisi, kasiyer, güvenlik görevlisi yani bir dolu bu alandaki mesleğin tarihe karıştığını görüyoruz. Şimdi mesleklerin tanımı değişiyor. Şirketlerin sahip olduğu ihtiyaç değişiyor. Yapay zeka diye bir şey var sevgili çocuklar. Ne yapay zeka ne? Yani aslında yapay zeka adı üstünde. Yapılmış bir şey, insan eliyle yapılan bir şey. Milyonlarca, yüz milyonlarca kişinin yani bir kişide bir dolu bilgi eksik ama o bir kişi bir sürü şeyi de düzgün biliyor. O herkesin düzgün ve doğru bildiği bilgiyi komple bir araya getirdiğinizi ve mükemmel bir bilgi yığını oluşturduğunuzu düşünün. Hatasız, neredeyse yani hani sağladığı simülasyonlarla yanlış karar vermeyi tamamen ortadan kaldıran bir hani bir güzel. Şimdi yapay zekanın konuşulduğu, ülkeler arası sınırların kaldırıldığı, e-ticaret, e-ihracat, e-ithalat yani dijital pazarlamanın her bir unsurunun konuşulduğu, özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde bu hani uzaktan sağlanan eğitim yöntemlerinden tutun da uzaktan erişime olanak sağlayan her türlü ortamın etkin olduğu bir şeyde, bir dönemde, bir düzende. Şimdi gelecekte sizi çok da uzak bir gelecek olmasa da sizi çok farklı bir rekabet atmosferi bekliyor sevgili gençler. Şimdi Hocam. efendim. Rekabet ortamının artması, inovasyonun bireyler arasındaki koşulları eşitlediğini sayabilir miyiz? Çünkü bir girişim şu an fiili bir şekilde bir dükkan açmasa bile bir laptopu, bir interneti olduğu sürece bu girişimi yapabilir. Yani bireyler arasındaki bir maddi gücüyle eşitlediği için bence bu yüzden rekabet arttı diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Fırsatlar ve erişilebilirlik herkese eşit olunca sizin kendinizi var edebilme şeyiniz de o kadar zorlaşıyor tabii. Çok, çok haklısın. Yani şimdi artık bu önceden sözünü ettiğimiz usul işte 97 yılında ben üniversite 3. sınıftayken sınıf arkadaşlarımın içerisinde bilgisayarı olan tek kişi bendim. Yani birilerine internet gönderiyle mesaj gönder yani e-mail gönder e-mail adresi olan tek kişi bendim.
birilerine bir şeyler gönderecekse, işte birinin bir yerdeki kuzenine, birinin başka bir yerdeki, ya da topluca bir ödev gönderilecekse vesaire, o kişi çoğunlukla o 60 kişi içerisinden, 60 kişilik sınıfın içerisinden genellikle hep ben oluyorum. Şimdi bu olanaklar, şimdi benim artık imkanlarım eşdeğerlerimin ve o dönemki yaşıtlarımın da gerisinde kaldı aslında. Şimdi çağ herkese benzer fırsatlar ve özellikler, benzer nitelikler sundukça insanın farkını gösterebilme ihtimali de o ölçüde azalıyor. Yani aslında size sağladığınız, sizin kendinize sağlamanız gereken yetenekler, özellikler, işte bu türlü eğitimlerle işte almanız gereken, biriktirmeniz gereken kuponlar diyorum. Bizim zamanımızda işte kupon biriktirmek çok moda bir şeydi. Biriktirdiniz, belki annelerinizden, babalarınızdan hatırlarsınız. Ya ansiklopedi alırdınız, Atari alırdınız. Yani Atari ile Atari'nin kuponla alındığı bir dönem, Tetris diye bir oyun vardı. Onu da kuponla alırdınız vesaire. Yani şu anda sizin için bu sebeple işte herkesin her şeye erişimi var. Yani herkes kitle iletişim araçlarını herkes kullanabiliyor. Herkes içerik oluşturabiliyor öyle veya böyle. İşte bunların içerisinde fark edilmek, bunların içerisinde sivrilmek ve bunların içerisinden kendi namınıza rekabet avantajı kazanmak için de o ölçüde yenilik üretmeniz gerekiyor. Şimdi bu yani içinde bulunduğumuz çağ dedik, müthiş yeni dünya düzeni, işte böyle bir düzen. Ve bu yeni dünya düzeni çok da hızlanarak, çok hızlı değişerek sizleri bekliyor. Bizi beklediğinden, bizim geçmişimizde bugünlerin bizi beklediğinden çok daha hızlı biçimde bekliyor. Gelecek sizi, sizin de buna adapte olmanız gerekiyor. Şimdi bunun adına değişim diyoruz, değişim yönetimi diyoruz. Şimdi bu kadar hızlı değişen bir dünyada şeyden bahsedebilir miyiz? Değişimin yönetilebilirliğinden bahsedebilir miyiz? Değişim nasıl yönetilebilir? Değişim yönetilebilir bir şey mi? Şimdi aslında bir şeyi yönetmek, ben bir yönetim bilimciyim çocuklar, bir şeyi yönetmek demek aslında o şeyin olumlu özelliklerinden faydalanıp olumsuz özelliklerini bertaraf etmek demek. Mesela işte çatışma yönetimi diye bir alan var. Yani çatışma istemediğimiz bir şey değil her zaman. Çatışma da belirli düzeyde bireyler arasında yaşandığında farklı fikir jimnastikleri ortaya çıkar. Artık çatışmanın adına günümüzde beyin fırtınası diyoruz, işte brainstorming diyoruz, değil mi? Yani hani bir oturalım, çatışalım, bundan farklı fikirler türetelim. Ama diğer taraftan belirli ölçüyü geçtikten sonra, yani öyle bir eşik var ki çatışma insanlar arasındaki iletişimin kopmasına, kırgınlıklara, küskünlüklere, takım çalışmasının yapılabilirliğine vesaire, hani olumsuz etki ediyor. Şimdi işte çatışmayı yönetmek örneğin bu demek. Yani çatışmayı öyle bir düzeyde tutacaksınız ki çatışma ortamının sağladığı olumlu etkilerden maksimum ölçüde faydalanıp olumsuz etkilerden de maksimum ölçüde uzak durabileceksiniz. İşte biz buna onu yönetmek diyoruz. Mesela stres için de aynı şey geçerli. Stres yönetimi diye bir alan var. Yani stres her zaman istediğimiz böyle insanların belirli atmosferlerde, işte iş görüşmelerinde ellerin ayaklarının terlemesi, karnında kelebekler uçuşması, dizlerini titretmeleri, durmadan kalkıp gezinmeleri, bunların hepsi stres göstergesi. Ama bunların olmadığı bir ortamda da aşırı rahatlık böyle işverenin gözünden örneğin hani son derece kaygısız, lakayt bir şey oluşturabilir, bir algı oluşturabilir. Hani İngilizce'de o underestimate diyorlar. Yani bazı şeyleri de olduğundan daha önemsizmiş gibi görmeye sebep olabilir. Bu sebeple stres de mesela yönetilmesi gereken bir kavram. Ne demek yönetmek? Stresin olumlu etkilerinden azami faydalanıp olumsuz etkilerini de azami ölçüde bertaraf etmek. Şimdi bu yönetmek kavramı beraberinde geldiği kelime, hep böyle düşünebilirsiniz işte. Beraberinde geldiği kelimenin olumlu özelliklerini maksimize, olumsuz özelliklerini de minimize etmek anlamına geliyor. Şimdi değişimi yönetmeye dönecek olursak bu bakış açısıyla. Şimdi değişim iyi bir şey. Ama değişimin olumlu etkilerini yaşamımızda işte mümkün olduğunca faydalanmaz, olumsuz etkilerini de ortadan kaldırmazsak büyük bir etik girdabında içine düşmekle karşı karşıyayız. Yani hani değişim de beraberinde etik, ahlaki inançlarımıza veya duygu dünyamıza,
ya da ruh dünyamıza olumsuz etkileri getiren tarafları da var. İşte hani bir işte hani klonladılar Dolly'yi yıllar önce, ama o bir kere bir koyunda yapılabilen bir klonlama akabinde çok sayıda, çokça hani o günden bugüne herhalde 15-20 yılı 20 yıl olmuştur diye hatırlıyorum. Ne zamandı Dolly tam şey yapamayacağım ama şimdi aklıma gelen bir örnek. Yani o günden bugüne o teknoloji normalde çoktan, yani hani insanların çoktan klonlanabilir bir hale geldiğinin aslında göstergesi. Bu inanılmaz bir değişim. Yani inanılmaz bir değişim, inanılmaz bir buluş. Ama şimdi bu işte değişimin olumsuz özelliklerinden bir tanesi. Ben biraz bilim kurguya çok meraklıyım. Mesela işte hani bu Interstellar diye bir şey vardı. Film hatırlarsınız herhalde. Bu Yıldızlar Arası diye şey yapıldı. Sonra Evolution diye Johnny Depp'in bir filmi vardı. Onu da hatırlarsınız diye tahmin ediyorum. Sonra işte mesela Lucy diye bir film var. Yine o Scarlett Johansson'ın. Bunlar çok güzel şey aslında. Fütüristik şey örnekleri arkadaşlar. Yani çok güzel fütüristik, sizin döneminizde değişimin nasıl şekillenebileceği. Yani bunlar bana çok hayal mahsulü gibi gelmiyor. Belli bir süre sonra işte yapay zekanın dönüşümü, insanların beyninin daha fazlasını kullanabilmesi ya da farklı dünyalar arası, boyutlar arası geçiş falan filan, hani bize, size nasip olmasa da muhtemelen torunlarımıza falan nasip olacak diye düşünüyorum. Şimdi bu kadar hızlı değişen bir dünyadaki insanların bunları hayal edebildiği dünyada, yani bizim dönemimizin düşünün şeyi neydi, bilim kurgusu Maymunlar Cehennemi'ydi ya da işte Back to the Future'dı, işte o geleceğe dönüş filmleriydi vesaire. Sizin döneminizin fütüristik filmlerine, bilim kurgu filmlerine bakın, yani işte Matrix'ler, yani bu müthiş bir şey ürünü, yani müthiş bir zeka ve değişim adaptasyonu ürünü. Şimdi bunu bu perspektiften düşününce çocuklar, hani bu türlü bir dünyanın içerisinde bu etik unsurlarla ve işte nesilleri asimilasyondan kurtarabilme, asimilasyondan, işte kültürel değerlerden, maneviyattan, ruh dünyasından uzaklaştırmadan koruyabilme, kültürü koruyabilme, yani bu kadar ülkeler arasındaki sınırı kaldırırken e-ticaretle, iletişim araçlarıyla, ulaşımın kolaylaşmasıyla, ulaşım ağlarının kolaylaşmasıyla, ben çok basit bir örnek, bu hafta bir Gaziantep ziyaretim olacak. Otobüs 400 lira, uçak 500 lira Gaziantep'e. Yani şimdi uçağa binmek eskiden yani inanılmaz bir şeydi. Şimdi bu değişimin olumsuz yönlerini, kültürümüzü, denizi, ruh dünyamızı vesaire, etik algımızı, etik algı dediğimiz şey de doğru ve yanlış. Yani hani teknolojiyle çok şey keşfedebilirsiniz ama işte teknolojinin, bu internetin bilgi erişim anlamında sağladığı çok önemli avantajlar olduğu gibi, diğer taraftan hani büyük dolandırıcılıklara, çok büyük istismarlara doğru da bir hani şeyi var, bir çekimi var maalesef. Şimdi aynı değişim de bu şekilde, özelliklerinden, maksimum olumsuz özelliklerinden de minimum ölçüde faydalanmamız gerekiyor. Yani olumsuz özelliklerini de mümkün olduğunca bertaraf etmemiz gerekiyor. Şimdi tabii bu değişimi nasıl yöneteceğiz? Mesele bu. Yani nasıl yönetilir değişim? Kimler yönetir değişimi? Bu hani doğruyu yanlışı ya da olması gerekeni bu büyük toplum içerisinde kimler kimlerin arkasından gider? Yani kitleleri kimler yönetir? Biraz buna kafa yormak gerekiyor. Yani değişimi en fazla ortaya çıkaran işte bu yeni dünya düzeninin bu şekilde değişmesi. İşte teknoloji dedik, küreselleşme dedik, bu rekabet koşullarının değişmesi dedik vesaire. Ama değişimi en fazla yönetebileceğimiz husus
Yani aynı düşünceye sahip, benzer özelliklere sahip, benzer beklentileri olan, aynı vizyonu paylaşan kişilerin bir araya gelmesi ve onların ortak amaç etrafında toplanabilmesi en önemli değişimi yönetme unsuru bunlar. Sanki bir şey soracak gibi duruyorsun. Yok. Peki. Peki. Yani şimdi tabii değişim bu kadar hızlı ve çarpıcı iken özellikle liderlik ve iki şeye vurgu yapmak istiyorum arkadaşlar. Bir tanesi liderlik, diğeri de takım çalışması. Yani değişime yön veren kişiler liderler. Yani toplumsal değişimin ne yöne doğru gideceği. Yani insan birazcık böyle arz talep meselesi diyoruz ama talep mi? Yani iktisatçı olanlar vardır aranızda. Arzla arasında çok hem denge vardır. Talep arzı doğurur, arz mı talebi doğurur, talep mi arzı doğurur? Aslında biraz böyle değişim yönetiminde ilişkiler birazcık farklı ilerliyor. Nedir o? Aslında bu toplu yani geleceği yani, stratejik düşünebilen, bir hedefi ve gayesi olan kişiler belli bir amaç etrafında o insanları toplayıp da yönetmeye, yönlendirmeye gayret ediyorlar. Ha, o beklentileri biraz o zeminden gelen insanların doğal yapısı da etkiliyor. Yani işte yine cep telefonu örneği, bu işte telefonlara görüntülü konuşma özelliğinin kazandırılması meselesi yıllar önce gündeme geldiğinde bunu küçük bir deneme olarak hayata geçirdiler. Ama çok tutunca işte bu bir değişim hareketi tuttu ve işte bilişim firmaları bunu bu şekilde aldı götürdü vesaire. Şimdi değişime yön vermek de aynen bunu çok zorlaştıran bir husus. Değerli hocam, Ve bir bu şey diyeyim. değişimin içerisinde gelelim yenilik kavramına. Söyleyeceğim. Mesela bir politikadan bahsediyorlar. Hani bir siyasetçiler veya devlet politikası olarak bilim kurgu filmlerini değişime, toplumu adapte etmek için düzenlediklerini de söyleyen bir kesim var. Siz buna katılıyor musunuz peki? Sesim geldi mi hocam? Hocam. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Biriniz yönetimden. Geliyor sesin. Can Bey'sin, sesiniz var. Teşekkür. Evet, hocamız bir ufak aksilik yaşadı herhalde. Zaten sonlara doğru biraz interneti sıkıntılıydı galiba. Oğlum. Olabilir. Olabilir. Evet, siz de bu arada soru varsa aklınıza chat'e bırakabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlarınız bana iletiyor sorularınızı. İlyas Bey'in bir beklentisi var hocamızdan. Onu da söyleyeceğim. İlyas Bey. Merak etmeyin. Hocamız şimdi çıktı. Gelecek ama. Bu arada arkadaşlarımız chat'e linkleri bırakıyorlar. O linklerden çekilişimiz var şu an. Not Kozmetik'in makyaj ürünleri veriyoruz. Not Kozmetik sponsorluğunda. Bilginiz olsun. Bir daha bırakabilirsek chat'e linkleri arkadaşlarımız. Can merhaba, bağlantımda bir sıkıntı oldu sanırım. Duyabiliyor musunuz Evet, şimdi? ben duyuyorum hocam. Ha, Sorun. tamam. Ben en son sorunu cep telefonundan bağlandım şimdi. En son sorunu alamamıştım. Şey yapabilir miyim tekrar? Hocam bir politikadan bahsediyorlar. Hani devletlerin değişimleri topluma adapte etmeleri için
bir bilim kurgu filmlerini kullandıklarından bahsediyorlar. Günümüz, gelecekte ve onların örneklerini de söylüyorlar. Siz buna katılıyor musunuz demiştim. Ya komple teorisi ararsak çok, o kadar çok her şeye, şimdi işte günümüzde aşıya vesaire, yani yaşadığımız her şeye bir komplo teorisi üretebiliriz. Ama yine ben bu insanların genel yatkınlıkları, geleceğe olan merakları, değişime olan bence ilgileri, yani bunların hepsi yönlendiriyor. Bu sadece yani öyle o kadar basit işte toplumu değiştirmek için oluyor. Yani bu şeye inanıyorum ama yani hani bilim kurgu filmleri işte insanları böyle geleceğe adapte etmek için yapılmış mıdır bilemiyorum ama şu sabah programları, şu tuhaf diziler vesaire toplumu gerçekten asimile etmek için yapıldığına inanıyorum. Yani medyanın ve yapımcıların buna dair bir şeyi var yani. Hani birkaç gün evde kalıp hani bazı akşamlar bazı böyle dizilere takılsanız ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Hani gerçekten biraz bu. Yani şimdi toplumlarda zaten değişmeye hatta asimile olmaya ben hep bir örnek veriyorum. Ben işte 96'ydı yanlış hatırlamıyorsam ilk Amerika'ya gittiğimde işte 22-23 yaşlarında bir şeydim belki. Sizler şimdi o yıl doğan çocuklarsınız belki. O yıllarda Amerika'da böyle reality şovlarda bir şey yapılırdı. Bir düzenek kurulur işte bir şey bir hanım diyelim düzenekle birlikte şeyde o reality şovlarda bir şey arayışı içerisinde hani çocuğunun babasının kim olduğunu bilmiyor ve DNA laboratuvarı kuruluyor. Orada çocuğunun babasını arıyor ve alternatiflerden hangisi diye heyecanla bekleniyor falan. Ben o yıllarda bunu oradan telefonla Türkiye'deki buradaki anneme anlattığımda annem vah 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 ne hale gelmiş o toplum öyle. Nasıl olur böyle şey hiç mi kalmamış şey vesaire diye. Şunun şurasında 24-25 yıl önce ahvah ettiğimiz bir mevzuydu bu yani. Amerikan toplumu için gerçekten çok hani nasıl olur diye çok bizim hayretle paylaştığımız bir şeydi. Şu anda günümüz Türkiye'si 25 yıl sonra biz de o türlü asimile olduk. Ve nasıl olduğunu anlamadan hele ki bizim gibi Müslüman değerlerine bağlı bir toplumda artık hatta bunu konuşur hale geldik. Yani bunu hatta böyle o programlardan sonra düşünün evlerinde, ailelerinde hani komşularıyla bir araya gelen insanlar gördün mü o değilmiş, bu değilmiş gibi bakalım kim çıkacak falan diye tartışır ve hani bu gerçekten korkunç bir şey. Yani bu kadar hızlı asimile olmak işte değişimi yönetmekten kastettiğim şey bu. Ve biz bir yerde onu yönetemedik. İşte nasıl yönetemedik? Bunu dönüp kendimize bir bakmamız lazım. İşte hani değişim güzel, her şey güzel değişiyor, ilerliyor falan vesaire ama bence işte o bilim kurgu filmlerinin yani değişime yön vermek konusunda yani yeter ki değişime yön vermeye çalıştıkları şey nasıl diyeyim hani yapay zeka ile gibi bir şeyler olsun yani anlatabildim mi? Ama bu türlü değişim hareketleri yani toplumsal dinamiklerimizi bozan toplumsal değerlerimizi aşağılayan inançlarımızı aile yani bizim toplumumuzu bize ait değerlerle birlikte yoğuran unsurlara yönelik yapılmış olan her türlü harekata karşı aslında hazırlıklı ve bilinçli olmak gerekiyor. Şimdi düşünün şu anda da başka toplumlarda şaşırdığımız bir dolu şeyi yavaş yavaş nasıl olduğunu anlamadan aynı bu verdiğim örnekteki gibi yavaş yavaş normalize etmeye başlayacağız. Yani bu doğru bir şey değil. Yani bu belki kaçınılamayabilir. Yani hani kitle iletişim araçları, erişilebilirlik, siz gençlerin çok farklı bir düşünce sistemlerinin olması, dediğim gibi yeni dünya düzeninin içerisine doğmuş olmanız, bunların hepsi değişim bu kadar keskin ve net biçimde yönetebilmemize engel olabilir ama öyle veya böyle bunu mümkün olduğunca sosyolojik olarak ötelemek ve geciktirmek lazım. Yani neden? Çünkü her ne olursa olsun yani dünya küreselleşse de iş yapma yöntemleri küreselleşmeli. Dünya bütünleşse de ticarette, işte ulaşımda, erişimde yani teknolojik rekabette
birbirimizle şey yapmalıyız, yani aşık atmalıyız. İşte şimdi ne kadar güzel gururlanıyoruz. İHA'lardan, SİHA'lardan bahsediyoruz. Ukrayna SİHA'larımızı kullanmaya başladı. İşte Pakistan helikopterimizi aldı falan. Yani bunlarla gururlanıyoruz. İşte rekabeti ve küreselleşmeyi bu mecraya çekmemiz lazım. Oysa ki biz mesela işte Türk toplumunu, bizim coğrafyamızı değerli kılan aile değerleri, birlikte yaşama, yaşlıya hürmet, kolektif bilinç, yani bir arada kalabilme, zor zamanda birleşebilme. Yani hani bu şeyi demeyeyim, yani namus yanlış bir kelime ama değerler, yani değerler, bizi biz yapan değerler. Hani bunlara yönelik değişim hareketlerini ve bunlara yönelik bizleri asimile etmeye yönelik hareketleri mutlaka bertaraf etmemiz lazım. Biz değişimi başka yerden anlamamız gerekiyor. Değişimi yönetmeyi ve rekabet etmeyi başka yerden anlamamız gerekiyor. O yüzden akıllı olmakta fayda var. Evet, bir soru var, alalım mı hemen hocam? Tabii ki, söyle. Değerli Adem Bey demiş, iyi günler hocam. Gelecekte insan farkındalığı biter mi? Gelecekte insan farkı, ne kadar gelecekte, ne zaman? Yakın gelecekte biteceğini düşünmüyorum. Yani yakın gelecekte insanların farkındalığının biteceğini düşünmüyorum ama uzak bir gelecekte, şimdi ilgi alanlarımız değiştikçe sensörlerimiz de şeyi kaybediyor. Şimdi geçenlerde çok güzel bir şeyde okudum. Bu işte telefonun ve bu hareketlerin insan yaşamı üzerindeki etkisi, işte panik atak şikayetleri insanların çok artmış. Neden? Çünkü yani uyku bozuklukları, panik atak, işte teknolojinin fiziksel semptomları deniyor buna. İşte mesela günlük yaşamda beyin işlemci o kadar hızlı çalışıyor ki, işte bu oyunları oynarken, neydi bu genç çocukların oynadığı PUBG diye bir oyun var, müthiş hızlı. Benim kızlarım mesela Among Us diye bir şey oynuyorlar, Roblox diye bir şey oynuyorlar falan, bu bilgisayar oyunları. Ben ara sıra şey oynuyorum, neydi o, Jelly Splash mi, patlatma oyunu var ya vesaire. Şimdi orada ekran o kadar hızlı çalışıyor ve o dünyanın içerisinde, yani o sanal dünyanın içerisinde yaşam o kadar hızlı ki, yani o bize bir şey, hani işte bilmem kaç şey görüyoruz ekranda, kaç türlü hareket değişimi görüyoruz ekranda. Şimdi uykuya dalmaya çalıştığımız anda, yattığımız anda bir anda vücut bir yavaşlıyor. O yavaşlamayı tepkisel olarak bünye kaldırmıyor. Yani o kadar hızlı bir görüntü değişimine alışmışız ki başka bir şey bizi tatmin etmiyor. Şimdi bu perspektiften yaklaşınca uzak bir gelecekte, yani beynimizin işlevleri o kadar fazla sanal dünyayla hani yoğrulmaya başlayacak ki gerçek dünyadaki farkındalıklarımız da yavaş yavaş körelebilir ve azalabilir yani. Hani sabahtan akşama kadar, tabii şimdi günümüzde de aslında şey de görüyoruz, işte hani sabahtan akşama kadar evden çıkmayan, özellikle işte bu ergenlik çağındaki erkek çocuklarının sonra hani o kendisini o sanal dünyada zannedip yapmaya çalıştıkları intiharlar vesaire. Yani bu da aslında bir nevi o farkındalıkların münferit örnekleri, ya yani farkındalıkların azaldığının münferit örnekleri. İşte yine değişimi yönetmeye geliyoruz. Çok güzel, bilgisayarı kullanalım, teknolojiyi kullanalım ama biz yönetelim, alet olmayalım, içine düşmeyelim. Yani hortuma benzetiyorum ben onu. Yani müthiş o hortum, inanılmaz çevrede ne var ne yoksa alıyor topluyor ama biz ona kapılmamayı öğrenmemiz gerekiyor işte. Evet. Değerli İlyas sizlere bir şey söylemiş. Gelecek tasarımı dersimizi üniversite geneli seçmeli ders yapalım, rektör hocam yazmış. Evet, yapalım hocam. İlyas Temel Hoca. Yapalım, evet, güzel güzel bir fikir. Belki sizler de alırsınız yaz okulunda. Çokça arkadaşınız bizim derslerimizden aldılar. Geçen yaz okulunda neredeyse toplam yaz okulunun %40'a yakını üniversitemiz dışındaki öğrencilerdendi. Yaz okulunda da açalım, sizler de alırsınız inşallah. Evet. Berkant Bey'in bir sorusu var. George Gerber'in ekmek kuramının okumanızda fayda var. Madya'nın aşılama, tutum ve davranışları geliştirme görevi de vardır. Medya'nın. Çok güzel. Evet, evet, katılıyorum Berkant'a da. Hocam yoksa siz arada mı? Estağfurullah, olabilir soruları. Ben biraz da bu en son bir yenilik kültüründen bahsedeceğim. Ondan sonra zaten yine soru cevap gidebiliriz.
Değerli Ozan, iş ve eğitim hayatında pandemi sonrası ne gibi değişimler yaşamasını bekliyorsunuz? Uzaktan eğitim ve çalışmalar kalıcı olabilir mi? Ya tabii kalıcı olmak zorunda kalabilir ama işte bir şeyin böyle suretinin de aslının yerini almasına engel olmak lazım. Ya şimdi denge çok önemli. Yine geliyoruz yönetmeye işte. Yönetmek dediğimiz şey bu dengeyle çok ilişki içerisinde. Yani şimdi eskiden bu uzaktan eğitim yöntemleri hep hayatımızın içerisinde vardı. Biz bu sistemi üniversite olarak da kurmuştuk vesaire. Ama ne öğrencilerimize ne hocalarımıza zorunlu olmadığımız için bir türlü hani yaygınlaştırmakta ya da YÖK'ün izin verdiği oranda bile %20'ydi o oran. YÖK'ün izin verdiği oranda bile kullanmaya, faydalanmaya mümkün kılamadık. Ama sonra bir geldi işte toplasanız kaç gram etmeyen bir virüs dünyadaki totali işte bir incir çekirdeğini doldurmayacak olan bir virüs bütün yaşam biçimimizi değiştirdi ve bizi hiç bilmediğimiz yöntemlerle ve yollarla iş yapmaya, birbirimizle iletişim kurmaya ve sanki hiçbir şey yokmuşçasına yaşam olduğu gibi yani iş, çalışma, tatil, eğitim, bütün düzenimiz olduğu gibi de, ya normal biçimde devam ediyormuşçasına yapmamıza mecbur kıldı yani bu yaşadığımız süreç. Ha tabii bu kalıcı olacak mı? Yani yine bir komplo teorisi artık hani silahlar da değişiyor. Yani yine değişim yönetimi, yine yenilikten bahsediyoruz. Artık öyle Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan gibi öyle hani insanlar göğüs göğüse birbirleriyle süngü tabanca şeyle savaşmıyorlar. Yani artık uluslar birbirleriyle ekonomik yollarla savaşıyorlar. Uluslar birbirleriyle biyolojik yolla savaşıyorlar. Uluslar birbirleriyle ekonomik ve tamamen dijital yolla savaşıyorlar. Yani bu sebeple hani bu pandemi bu kadar uzun sürmese de bunu bertaraf etsek bile bundan sonra yaşamımızda başka türlü mücadeleler olacak. Çünkü yani dünya, iklim, geçen evvelki gün çok güzeldi. Cuma günü çok güzel bir Miktat Kadıoğlu hocanın çok güzel bir sunumunu dinledim işte kentselleri vesaire konusunda. Yani iklim değişimi, yani iklim de değişiyor bir taraftan. Yani bunlarla birlikte çok başka türden pandemiler yaşamımıza girecek. Pandemi dediğiniz şey illa virüs elinden olmak zorunda da değil yani. Hani başka türlü bir salgına dönüşecek. Bir bilgisayar oyunu salgına dönüşebilir. İşte Bitcoin bir salgına dönüştü mesela gibi. Yani hani böyle dönem dönem hayatımızda ama biyolojik ama teknolojik bir türlü salgınlar olacak ve biz bunları da yönetmek zorunda kalacağız. Burada hep sizlere de düşen yani sizler şimdi geleceksiniz çocuklar. Ben geldim 45 yaşına, sizlerin iki katınız yaşındayım. Bizim hani düşünme ve olayları değerlendirme şeyimiz tabii geçmişimizle sınırlı. Sizin şu anda sahip olduğunuz çok önemli bir avantaj var. İşte bu dünyanın içine doğmuş olmak. Yani bu sebeple bunları akıllı olup alet olmayacak olan bu değişimi yönetme inisiyatifini sağlayacak olan ve elde edecek olan da sizlersiniz yani. Yani inşallah başarabilirsiniz, inşallah başarılı olursunuz. Dünya size bağlı. Değerli Hilal demiş, pandemi zamanımızı verimli geçirmek adına neler önerirsiniz? Ya da siz olsaydınız neler yapardınız? Ya ben de yapıyorum zaten. Şimdi tabii hepimizi etkilediği için eğer burada bizi dinliyorsa zaten pandemi sürecinde kendi adına yapabileceği çok önemli bir etkinliğe dahil olmuş demektir. Sadece pandemiyle de sınırlı değil değerli çocuklar. Yani biraz önce de söyledim, sizler için bu dönem kupon biriktirme dönemi. Bu sebeple bulduğunuz bütün etkinliklere katılın, bulduğunuz bütün belgeleri toplayın. Yani belge derken işte katılım sertifikası olan, işte size bilmediğiniz bir şeyi anlatacak olan mutlaka ve mutlaka yabancı dil öğrenin. Yani o nasıl olsa artık şey var, hani biz eskiden derdik matematiğe ne gerek var, hesap makinesi çıktı, icat oldu. Şimdi artık böyle Google Translator var, dil öğrenmeye ne gerek var, ağzınıza tutuyorsunuz.
Yani bu böyle bir şey değil. Yani hani böyle kolaycılığa kaçmayın. O yüzden mutlaka dil öğrenin. Dil öğrenerek işte artık Storytel'den tutun da bir dolu böyle hani artık yolda giderken bile okuyacağınız, uykuya dalarken bile okuyacağınız işte bir dolu film şeyleri var. Yani artık çocuklar şimdi bizim için bizim dönemimizde şimdi böyle benim çocuklar duysalar yine annem eskileri anlatmaya başladı falan diye kızarlardı ama siz yabancı değilsiniz, sizinle paylaşabilirim. Yani bizim zamanımızda bilgiye erişmek çok zordu çocuklar. Yani işte hani iki satır bir alıntı yapmak istesek tezimizde, ödevimizde vesaire. Ben İstanbul'da okurken 3 kere otobüse binip 2 kere vapur değiştirip bir trenden atlayıp vesaire. Yani böyle bir paragraf bilgi için biz bin bir mücadele verip bir haftamızı harcamak zorunda kalıyorduk. Ve o bir paragraflık bilginin de bizim için o sebeple büyük bir mücadeleyle elde ettiğimiz için de çok büyük bir anlamı vardı. Şimdi sizin şeyinize bakıyorum. Sizin her şey parmaklarınızın ucunda. Çok kolay elde ettiğiniz için çok çabuk tüketiyorsunuz. Yani bu sebeple hani öğrendiklerinize sahip çıkmanız lazım. Artık o kadar kolay ki sizin için kendinize farklı nitelikler katabilmek. Ama biraz önce Can çok güzel bir şey söyledi. Herkes bunu yapabiliyor. Yani işte o herkesin her bilgiye erişebildiği atmosferde sizin kendinize yeni ve farklı özellikler kazandırmanız lazım. Bazen hiç ummadığınız bir yerde kimsenin izlemediği bir filmi izlemiş olmak. Belki tarihi bir filmdir, belki belgeseldir, belki başka bir şeydir. Bir filmi izlemiş olmak. Kimsenin okumadığı bir kitabı okumuş olmak, kimsenin gitmediği bir yere gitmiş olmak, bir yeri ziyaret etmiş olmak, yani bir şehri görmüş olmak, bir ülkeyi görmüş olmak, yani kimsenin yapmadığı bir şeyi yapmış olmak size çok büyük bir rekabet avantajı kazandırabilir. Bu pandemi döneminde size en büyük tavsiyem bulduğunuz, gördüğünüz, yani algılarınızı açık tutarak kendinizi uykuya vermeyin. Tabii ki dinlenmek, birinci şey kendinize bir rekabet avantajı sağlayacağınız bir edinim, yani bir hobi elde edebilirsiniz, bir müzik aleti çalmaya heveslenebilirsiniz, bir dil öğrenmeye ya da işte kendinize okunacaklar top listesi yaparsınız, izlenecekler top listesi yaparsınız, bunları tamamlayabilirsiniz. İkincisi de ailelerinizle bol bol zaman geçirin. Bakın bu vakitler biz yani bir daha geri gelmez. Bir daha inşallah yani Allah ailelerinize uzun ömür versin. Ebediyete geçmiş olanlara da rahmet diliyorum. Ama hala büyüklerinizle, ailelerinizle birlikteyseniz sahip olduğunuz zamanın kıymetini bilerek bu zamanı mümkün olduğunca ailelerinizle kendinize anı oluşturacak deneyimler yaşayarak geçirin. Benim pandemideki en şey temel hem pandemi sürecinde hem de genel anlamda en önemli tavsiyem o olabilir. Değerli Berkay, hocam merhabalar. Üniversitemiz için yakın dönemde bir teknoloji zirvesi yapılabilir mi? Acaba yıllık takvimde böyle bir plan bulunuyor mu? Teşekkürler. Daha önce yaptık. Bir kez mi yaptık, iki kez mi yaptık hatırlayamıyorum ama bir kez yaptık yanlış hatırlamıyorsam. Tabii ki yapabiliriz ama önemli olan şu Eylül'de inşallah hep birlikte sizleri görelim kampüsümüzde de ondan sonra her şeyi yaparız çocuklar. Değerli Kerem demiş ki, hocam yakın gelecekte okulların açılmasını öngörüyor musun? Valla Eylül'de açabilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz biz şu anda. İnşallah ben Eylül'de açacağımızı düşünüyorum. Değerli Aykut, hocam merhaba. Ben yüksek lisansı Akdeniz Üniversitesi'nde biyoloji alanında bitireli bir yıl oluyor. Üniversitelerde durum malum kadro falan. Kadrolar pandemi sebebiyle kısıtlı sayıda veriliyor. Sizce pandemi bitince artış olur mu? Bizlerde sizlerin yürüdüğün akademi dünyasına ayak basabilecek miyiz? Neydi arkadaşımızın adı Can? Aykut Doğan. Aykut. Evet. Aykut. Sevgili Aykut, tabii biyoloji çok önemli bir alan. Benim de çok ilgi duyduğum bir alan. Ama biyoloji, fizik, kimya alanlarında gerçekten çok çeşitli, çok çok fazla mezun var. Yani çok fazla bu alanlarda çalışan gencimiz var. Ben bu süreçte şöyle bir şey yaparım. Yani
Mesela biyolojinin günlük yaşama uyarlanması, yani özellikle bitkiler üzerine, bitki fizyolojisi üzerine, farklı cihazlar kullanabilmek üzerine. Yani bu çok sayıda mezunun içerisinde günlük yaşamda ve akademik alanda sizin alanınızda en fazla neye ihtiyaç olacağını düşünüyorsan o alanda kendine yeni özellikler kazandırmaya çalış. Kimsenin kullanamadığı bir cihazı kullanmak gibi, kimsenin hani ilgi duymadığı bir alanda aslında çok önemli olduğu halde, mesela biz bazen biyoloji mezunlarına ihtiyaç duyuyoruz ama örneğin bitki ekstrelerinin sentezlenmesi, bitki ekstrelerinin çıkarılması ya da işte botanik alanında tıbbi aromatik bitkilerin özellikle biyolojik özelliklerinin analiz edilmesi vesaire konularında işte ihtiyaç duyuyoruz. Bu gibi yani benzerlik alanlarında değil de farklı kendine yeni özellikler katacak hem cihaz hem de konu anlamında bir farklılık oluşturmaya çalışırsan mutlaka kendine akademik alanda yer bulabilirsin. Hocam genelde herkes bir başarıya ulaşmaya çalışır ya. Şöyle diyebilir miyiz aslında? Hani başarı insanın hayatındaki yenilikleri, yani inovasyonu hayatına entegre etmesiyle birlikte gelecek bir şeydir dememiz doğru olur mu acaba? Yenilikleri kendi icat etmesine bağlı aslında. Yani o yeniliği yaşamına katması tabii ki önemli. Biz ona adaptasyon diyoruz aslında. Esneklik. Yani mevcut çevredeki yeniliğe uyum sağlayabilmek adaptasyona bağlı. Adaptasyon oluyor onun adı. Ve hani esnek düşünebilen, birazcık daha algıları biraz daha kuvvetli, hani önyargılardan uzak olan kişiler o adaptasyona daha kolay ulaşabiliyorlar. Ama asıl rekabet avantajı kendisi doğrudan bir yenilik ajanı olan kişiliği olabilmek. Yani sen bir yeniliğin odağı olabiliyor musun? O da nasıl olabilir? Madem hani yenilikten bahsettin, son değineceğim konu da o olsun. Yani yenilik kültürü. Şimdi aslında yenilik yapabilmenin en temelinde o yenilikçi bir ortam oluşturmak yatıyor. Yani yenilikçi ortam oluşturulursa yenilik doğabilir. Yenilikçi ortamın oluşturulmadığı, kimseyle konuşmasına izin verilmediği, kimsenin fikirlerini kimseyi incitmeden ya da hakaret etmeden sadece bireysel düşüncesini ifade etmek anlamında söylemeye gayret etmediği bir atmosferde yeniliğin oluşması ya da türemesinden çok bahsedemeyiz yani. Bu çok hani olası görünmez gözümüze. Bu sebeple neye ihtiyacımız var? İşte ast üst arasındaki mesafenin kısaldığı. İşte mesela ben rektör olarak hani üniversite öğrencileriyle, yani arada ana bilim dalı başkanı yok, bölüm başkanı yok, dekan yardımcısı yok, dekan yok, rektör yardımcısı yok. Kaç kademe atlamışız? 5-6 kademe atlamışız, değil mi? O piramidi, yani dikey piramidi mümkün olduğunca son derece yatay bir piramit haline getirmişiz. Doğrudan öğrenci ve rektör yatay örgüt yapısı diyoruz biz ona. Onunla bir araya geldiğimiz bir etkinlik. İşte bu tür ortamlar yenilik ortamı doğurabilir. Yani doğrudan bir öğrencinin fikrini en üst yönetime ulaştırabildiği, en temel, en alt düzeyde bir çalışanın, piramidin en altında yer alan bir atıyor mavi yakalı çalışanın genel müdüre kadar düşüncelerini, görüşlerini iletebildiği ve bu birincisi, yani hani iletişim kanallarının açılması ve esnek örgüt yapısı, yalın örgüt yapısı diyoruz. Bu ortam yeniliğin türemesine olanak sağlayabilir. Bir de risk almaktan korkmamak lazım. Yani risk almayan kişiler yenilikçi olamazlar. Tabii ki bu koşulsuz ve şeysiz, yani hani yüzme bilmeden havuza atlamak gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Yani öngörülebilirlik, karar verme, hem mümkün olduğunca bilgi sahibi olabilmek vesaire. Yani bunların hepsini bir arada tutarak optimum risk almak diyoruz biz. Hani bu şeyden sonra mümkün olduğunca açıp okuyabilirler optimum risk nedir diye. Yani sahip olduğunuz bilgiyle kendinizi korkak alıştırmayın. En basit anlamda bu. Risk almadan, parmak kaldırmadan,
fikirlerinizi çarpıştırmadan ve fikirlerinizi herkese ulaştırmaya gayret etmedikten sonra yeni fikirler üretmeniz, türetmeniz mümkün değil. Yenilikçi olmak istiyorsanız fikirlerinizin alay edilip ya da önemsenip önemsenmeyeceğini düşünmeden hani acaba iletebilir miyim, beni dinler mi, duyar mı diye endişe etmeden, bu fikirden bahsettiğim şey bir şey fikri. Yani işte ben biraz önce teknoloji zirvesi yapabilir miyiz? Bir teknoloji zirvesi yapalım ya da bir yapay zeka konferansı yapalım ya da bir şey yapalım ya da aklımda bir işte normal günlük yaşamımızda engelliler için ya da yaşlılar için çok faydalı olacağını düşündüğüm bir cihaz tasarımı var, bir fikrim var. Bu işe yarar mı? Yani işe yarar mı, yaramaz mı? Olur mu, olmaz mı? Kimse benimle alay eder mi, etmez mi? Beni kimse dinler mi, dinlemez mi? Yani bu tür soruların cevaplarını çok fazla düşünmeden risk alabilenler rekabet avantajı sağlarlar. Bu da ikincisi. Tabii bir de çocuklar böyle hani bazen sizin yaş grubunuzda çok şey yapıyorum ben ona. Bizim zamanımızda buna çok hala aynı tabir kullanılıyordur diye tahmin ediyorum. Bodoslama diyorduk yani. Bodoslama. Çok güzel bir ifadedir bodoslama. Yani kendinizi ifade edebilmeniz çok önemli. Dinlenmek istiyorsanız kendinizi ifade edeceksiniz. Şimdi mesela ben bir sürü öğrencimiz mesaj yazıyor. Bazılarına cevap yazıyorum, bazılarına yazmıyorum. Şimdi sen mesela bana mesaj yazdın, ben seni dinledim. Neden dinledim? Doğru yöntemle iletişim kurduğun için. Biraz önce söyledim, o bodoslama hani hocam ya falan filan diye başlayan cümlelere ben otomatik olarak geç diyorum yani. Anlatabildim mi? Kendinizi ifade etmeniz, kendiniz sesinizi duyurmanız gerçekten çok önemli iletişim. Yani Türkçeyi düzgün kullanmanıza, büyüklerinizle veya hocalarınızla, yani şimdi biz aradaki mesafeyi kısalttık, yatay örgüt yapısında iletişim kuruyoruz ama arkadaş da değiliz yani. Ben hala sizi küçüğüm ve kardeşim olarak görüyorum, siz de beni büyüğünüz ve hocanız olarak görüyorsunuz. Sonuçta hani yağlı yoğulu, landal unlu konuşmalar gerçekten bu sizin dinlenmenizi, fikirlerinizin önemsenmesini, kendinizi ifade etmenizin önünde çok önemli bir engel. Ve maalesef sizin yaş grubunuz hep bu engele takılıyor. Yani hep böyle hemen ama işverenlere karşı, ama mesela bir toplantıda çok önemli bir genel müdür gelmiş. Orada kendinizi adabınızla, üslubunuzla, soru sorma biçiminizle, sorduğunuz sorunun içeriğiyle, fikrinizi ya da bir sorunu çözüm önerisiyle birlikte sunarak mutlaka rekabet avantajı elde edebilirsiniz. Bu üçüncüsü de işte bir stratejinizin olması, kendinizi ifade etme yönteminizin olması, sırf konuşmuş olmak için değil, sırf sormuş olmak için değil, kendinizi göstermek için mutlaka dinlenmeye layık, dinlenmeyi hak eden bir içeriğe sahip olduğunu sözlerinizin ifade edebilmeniz, hissettirebilmeniz lazım. Şimdi son soruları alalım, bitirelim istersen Can. Benim anlatacaklarım bunlardı. Çok soru var hocam. İstersen başlayalım. Tamam, o zaman şöyle diyelim, bir 10 soru, en beğendiğin 10 soruyu soralım. Çünkü çok da şey olmasın, saatimiz kaç oldu? Saatimiz 7 olmuş, tamam. 10 soru 7.30 demiştik değil mi? Doğrudur. Tamam, hadi bakalım. Değerli Akran Bey soru sormuş. Son 200 yıldır dünyaya farklı bir boyuta geçti. Bu dönemde binlerce, hatta on binlerce yenilik ortaya çıktı. Bu kadar yeniliğin, gelişimin son 200 yılda olması bu dönemin insanlarının ondan önceki insanlardan daha çalışkan ve üretken olduğunu mu gösterir? Bu gelişmeler 500 yıl önce neden olmadı? Bunun farkını merak ediyorum. Teşekkürler, saygılar. Çünkü çocuklar, işte biraz önce aynı şeyi söyledim. Aslında aynı noktaya geliyoruz. Bundan sonra da şu son 200 yıldan daha fazla değişim önümüzdeki 100 yıl içerisinde olacak. Yani değişim, çünkü mihenk taşları var değişimin içerisinde. Yani öyle icat, işte tekerleğin icadı muhteşem bir şey değil mi?
motorlu aracın yani ilk buhar makinesinin icadı işte 1830'lar vesaire yani muhteşem bir şey. İşte önceden işte avlanıcı bir toplumken düşün ondan sonra yerleşik hayata geçen insan kitlesi niye tohum ekip de ondan ürün almayı keşfetti? Tarımı keşfetti insanoğlu. Yani bu o zaman çok önemli bir mihenk taşı. Şimdi böyle bazı mihenk taşları yani bazı yenilik faaliyetleri çok hızlı değişimlere sebep oluyor. Yani ben bu önümüzdeki yüz ya yani şu önümüzdeki yüzyılda yaşanacak bu değişimlerin en önemli yapı taşı internettir yani. İnternet icadı olmasaydı şu konuştuklarımızın hiçbirisini konuşamayacaktık. İşte robot teknolojileri. Şimdi artık günümüzde robot hukuku diye bir şeyden bahsediyoruz. Otonom araçlarda işte arabayı kullanan kimse olmadığı için yaşanan bir kazada hukuki sorumluluğu kime yükleyeceğiz vesaire. Yani ya da işte robotların yaptığı ama şeyde ev hizmetlerinde ama sanayi hizmetlerinde artık neydi geçen Japonya'da mıydı o bir otel işte robotların tamamen resepsiyondan kat görevlisine kadar robot olan vesaire. Yani hani Evet. burada işte yaşanan bir şeyde sorunda hani kim hukuki sorumluluğu kim üstlenecek vesaire vesaire bunlardan bahsediyoruz. Yani daha çalışkan olmasından değil de icat edilen şeylerin yani keşfedilen şeylerin o yeniliklerin içeriğinden kaynaklı. Yani işte örnek verdim yani elektrik, internet, kablolu iletişim yani bunların hepsi çok çok önemliydi. Şimdi keza işte şu anda yapay zeka yani bundan bahsediyoruz. Bu keşfedilenlerin daha hani değişimi daha hızlandıran aktiviteler olması, içerikte olması sebebiyle olduğunu düşünüyorum ben yani. Değerli Şaban, sosyal medya okuryazarlığı ile alakalı ders mi olmalı? Olma. Evet. Ya şimdi çok güzel bir noktaya geldiniz. Evet tabii ki olmalı. Sosyal medya okuryazarlığı ama bizim de sizden öğrenecek çok şeyimiz var. Çok güzel bir projeyle aslında şey yapıyoruz şimdi. Önümüzdeki günlerde paylaşacağım ama tersine mentorluk diye bir sistem geliştiriyoruz. Tersine mentorluk yani hani şimdi burada hep biz anlatıyoruz, siz dinliyorsunuz, hep siz bizden öğrenecekmişsiniz gibi bir algı var. Oysa ki bizim de sizlerden öğrenmeye çok ihtiyacımız olan konular var. Yani dijital okuryazarlık, sosyal medyayı kullanabilme vesaire yani bunların hepsi çok önemli. Bu sebeple inşallah şöyle kameram. Yok, sizin değil de Muhammed abin bir şeyi oldu. Muhammed Tamam. Bey ben size çünkü kapatamayacaksınız büyük ihtimalle. Siz bir daha gelin. Bir dakika hocam. Kusura Tamam. bakmayın. Bir soru ya. Muhammed Bey. Ya da kendiniz de çıkabilirsiniz. Bir dakika Muhammed. Muhammed Taha. Evet, kapatabilirsiniz. Evet, buyurun hocam. Yani hani bizim de sizlerden öğrenecek şeylerimiz var. Özellikle güncel teknolojileri, iletişim araçlarını kullanabilmek konusunda. Ama sizin bizden bu alanda hani sosyal medya okuryazarlığı konusunda sizin bizden öğreneceğiniz en önemli husus değerli çocuklar her duyduğunuza inanmamak, her okuduğunuza inanmamak, bilginin kaynağı problemi. Bir de mesela size bir ödev daha vermiş olayım. Hani optimum risk bir okuma konusuydu. Bir de epistemoloji. Bu felsefi bir yaklaşımdır. Epistemoloji. Bilginin kaynağı problemi diye yazarsanız bilgilerimizin kaynağı nedir? Yani işte aslında bu sosyal medya okuryazarlığının temeli ta yani 400 yıllık bir felsefeye dayalıyor. Hatta belki daha fazla. Bilginin kaynağı sorunu. Yani bu hemen duyduğunuz bir bilgiyi veri kabul etmek beynin yapabileceği en önemli hatalardan bir tanesi. Bu sebeple belirli süzgeçlerden geçmesi lazım. Belirli evrelerden geçmesi lazım. Bilginin güvenliği, geçerliliği konusu. Bunların hepsi çok çok önemli. Yani inşallah siz bizden doğru şeyleri öğrenebilirsiniz. Geçen bir Eğitim'deydim. Başka bir
o kulübün düzenlediği eğitim. Orada değerli konumuz dedi ki yani bu dönemde de %80 dedi verilen sosyal medya haberlerin hepsi yanlış dedi. Yani çok büyük bir rakam aslında %80 bir şey. Hani kendi reklamlarını yapabilmek adına, kendi öne çıkabilmek adına %80 bilgenin yanlış olduğunu söylemişti. Yani bu şeyi de söylemek istemiştim. %80 tehlikeli bir oran gerçekten. Değerli Kerem, teknoloji geliştikçe insanların tembelleşmesi hakkındaki düşünceniz nedir hocam? Ayrıca mühendislik mesleğinin ülkemizde değersizleşmesinin önünü nasıl kesebiliriz sizce? Yani sondan başlayayım. Mühendislik mesleği ülkemizde değersizleşmiyor aslında. Mühendislik mesleği yani her yıl yerleşen öğrencilerimizin şeyi her yıl daha nitelikli kitleden mühendislik fakültelerine öğrenci geliyor. Daha yüksek puanlı öğrenci giriyor. Bu birincisi. İkincisi de hani bu kontenjanların tamamını dolduran en temel alanlardan bir tanesi. Yani mühendislik alanları öyle nadir biçimde boş kalıyor. Böyle hani istihdama dayalı belirli alanlar belirli dönemlerde maalesef boş kalıyor ama o da konjonktürel, 2 sene sonra o da toparlıyor kendisini falan gibi. Değersizleşen aslında mühendislik mesleği değil, tek düze mühendislik. İşte aslında yani sohbetin başından beri bunları konuştuk. Siz yani mühendislerimiz zannediyorlar ki üniversitelerde verilen akademik bilgi ve bizim sizleri mühendis unvanıyla mezun etmemiz sizler için hani işte sevgili Can biz de seni bekliyorduk, sevgili Berkay biz de seni bekliyorduk gibi yani işverenler ellerini kollarını açmışlar böyle dört gözle mühendislik fakültelerin mezun vermesini bekliyorlarmış gibi bir algı var gençlerimizde. Bazen de üzülerek söyleyeyim iş beğenmemezlik var. Yani hani kendimizi bu gençlerdeki tabii bu çağın da verdiği yeteneklerle birlikte işte hani olduğumuzdan daha fazla bir pozisyonu hak ediyormuşuz. Yani bizim zamanımızda sıfırdan başlamak diye bir kelime şey vardı, bir tabir vardı. Hiçbirimiz maalesef şu anda o noktadan başlamak istemiyoruz. Yani hemen beyaz yakalı olarak o ofisimiz, masamız, şeyimiz vesaire hani böyle hemen anında imkanlar bize sunulsun diye bekliyoruz. Bu hatalı bir yaklaşım. Yani üniversite sizlere akademik bilgiyi sağlar, sizi mühendis olarak mezun eder. Bu sadece bizim üniversitemizle ilgili değil. Herhangi dünyanın herhangi bir yerindeki X üniversitesi ama kendisine yatırımı yapacak olan işte sohbetin başından beri söylediğim kendisine rekabet avantajı sağlayacak olanlar sizlersiniz çocuklar. Yani o konuda biz hiçbir şey yapamayız yani. O yüzden hani bizim için işte Can'la Berkay arasında, Ayşe ile Yeliz arasında, Fatma ile Muhammed arasında bu perspektiften biz birbirinden farklı öğrenci yetişti. Bizim öğrenme çıktıları her üniversite için birbirine benzerdir. Biz aynı bölümün mezuniyet diplomasını veririz. Akademik bilgiyle donatılmış biçimde mezun ederiz. Şimdi eğer stajlarda böyle balon staj yapma eğilimi varsa ya da işte hani kolaycılık, fırsatçılık işte hani ben yani şöyle teklifler geliyor arkadaşlarımızdan. Ben bunu gerçekten çok yadırgıyorum. Niye staj yaparken ders alamıyorum? Yavrum diyorum yani ya sen stajı yapmayacaksın ya da derse girmeyeceksin. Hangisi? Yok ben ikisini de aynı. Ya hayır aynı kişinin eş zamanlı iki aynı farklı yerde olabilmesi konusunda bir icat yapıldı da hani sen ikisinde de eş zamanlı bulunabileceğini bana göster, delillendir. Şey memnuniyetle yap ben de öğrencim yeni bir şey geliştirmiş diyerek gururlanayım diyorum yani. Niye staj yaparken derse giremiyorum? Şimdi hani şimdi çocuklar ya böyle kolaycı hani hızla mezun olma, hızla hayata atılma, hızla yani bunun sonu gelmez. Siz bir hakkını vererek ve kendinize rekabet avantajı sağlayarak lütfen mezun olmaya bakın. Yani bu hani maksat o diplomayı almak zannediyorsunuz şimdi siz böyle 20'li yaşlarda ama asıl mesele ondan sonra başlıyor.
sizin şu an işte en rahat hem öğrenciliğinizi hakkını vererek, gerçek manada derslerinizi öğrenerek, farklı alanlardan dersler alarak, ilgi alanlarınızı çeşitlendirerek, işte bulduğunuz, gördüğünüz bir etkinliğe, konferansa vesaire. Yani bir yerlerde okey oynamak yerine falanca gelmiş, gidelim onu dinleyelim diyerek. Ha, bu eğlenmeyeceksiniz ya da zamanınızı hoş geçirmeyeceksiniz. Yani böyle şey gibi robotik yaşayacaksınız anlamında söylemiyorum. Zamanınızı da yönetebilirsiniz. En şeyi bu. Yani mühendislik alanı böyle değersiz falan değil. Ama bu de akademik bilginin yanında sizin de kendinize farklı özellikler kazandırmanız gerekiyor, ilgi alanlarınıza göre. Evet, diğer bir sorusu da teknoloji geliştikçe insanların tembelleştiğini. Allah. Yani katılıyorum ona. Bence de tembelleşiyor. Yani şimdi hele ki şimdi benim de şeyimde, gündemimde şu evin içerisinde gezinip de ev süpüren yuvarlak süpürgeler var ya, müthiş bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani yürümekten vazgeçiyorsunuz. Ya fiziksel tembelleşmekten kastımız fiziksel aktivitedense onu katılıyorum yani. Her tür teknoloji bizi fiziksel aktiviteden uzaklaştırıyor. Evet. Sevgili Şaban, çok bilgi gerçek bilgi dezenforme edebiliyor değil mi? Çok bilgi. Gerçek bilgiyi dezenforme edebiliyor değil mi? Ya tabii hani az ve öz önemli olan o tabii. Yani ama onu da aklın süzgecinden geçirmek lazım. Rasyonellik diye buna diyoruz zaten çocuklar. O çokça bir şey öğrenmek değil, rekabet avantajı sağlayacak faydalı bir şey öğrenmek önemli olan. Evet. Merhaba hocam, okulumuzun öğrencisiyim. Projesi olan öğrenciler için okulumuzda kullanabileceğim avantajlar var mı? Olmaz mı? Sağlık Kültür Daire Başkanımız Tahir Bey ile mutlaka görüş, o sana bütün bilgileri verir. Sayın hocam, mühendislik fakültesi laboratuvarlarınızı ABD üniversite laboratuvarlarına göre ne durumda olduğunuzu düşünüyorsunuz? ABD ile kıyaslamış. Yani şimdi ABD'de de üniversite var, üniversite var. Anlatabildim mi? Yani yurt dışında ABD demeyeyim de sadece yurt dışındaki üniversitelerden çok iyi olduğumuz alanlar da var. Çok eksik olduğumuz alanlar da var. O yüzden yurt dışındaki üniversitelerin de öyle temel bir standardı yok yani. O yüzden ama hani dünyadaki mutlaka birilerinden daha aşağıda ama birilerinden de daha yukarıdayızdır. Ama şöyle söyleyeyim. Biz eşdeğerlerimizin içerisinde gerçekten iyi olanaklar sunan bir üniversiteyiz. Yani ve hani ihtiyaçları da duyarsız değiliz. Onu da söyle mesela, ama hocam öyle diyorsunuz da işte falanca yok. Tamam, bir söyleyin, bir getirin ne yoksa biz ona da iyi niyetle yaklaşıyoruz. Anlatabildim mi? Yani ne yoksa bir getirin bakalım neymiş, anlayalım da alalım diyoruz mesela yani. Hani en azından böyle bir perspektifimiz var yani, öyle bir vizyonumuz var. Ya oturun oturduğunuz yerde size ne lazım demiyoruz. Anlatabiliyor muyum Can? Sevgili Berkay, hocam siz bilgi ihtiyaçtan mı doğar yoksa meraktan mı? Sizin düşüncenizi de merak ediyorum. Teşekkürler. Ah, güzel bir soru. Her ikisinden de. Her ikisinden de. İkisi birbirinden ayrılamaz ki. Yani öyle bir an gelir ki şimdi mesela benim babam bir felç hastası, 10 yıl önce felç geçirdi. Şimdi o bir ihtiyaçtan, yani o felç konusunda beynin çalışma prensipleri, hangi bölgeye ne olursa işte hangi bölge zarar görürse, fiziksel aktivitenin neresi ne olur vesaire, bunların hepsini okudum ve öğrendim. Niye? Babamın hastalığından dolayı. Yani o bir ihtiyaçtan, yani o konudaki bilgimin tamamını başımıza gelenler beraberinde getiriyor. Ama diğer taraftan insanların da müthiş yani ilgi alanları vardır. Yani o ilgi alanlarında da mesela müzik benim bir önemli ilgi alanım. Sinema çok önemli bir sevdiğim ilgi alanım yani. O konuda bildiklerim de ilgiden ve meraktan kaynaklanır. O yüzden her ikisinden de. Sevgili Sema, hocam merhaba. Sizce bir mühendis en çok kâr edebileceği ya da en çok Estağfurullah. rağbet gören alana mı yoksa yeteneğinin olduğunu düşündüğü tarafa mı yönelmelidir? Baştan okuyayım mı hocam yoksa?
Yo yo, şöyle söyleyeyim. Sadece bir mühendis için değil Sema. Sadece mühendis için değil, hepiniz için geçerli aslında. Hep böyle merak edilen, işte hani biz geleceğimizi kurtaran alanı mı seçmemiz lazım, ilgimiz olduğu alanı mı seçmemiz lazım? Şimdi bir kere zaten geleceğin olduğu alan o rasyonel bir taraf yani. Ama geleceğin olduğu kısımda da size para kazandıracak bir alanı seçseniz de o konuda gönlünüz ve bilginiz, yeteneğiniz yoksa ne olursa olsun bir süre sonra hayatınız hep pişmanlıkla geçer. Ne kadar iyi yaşasanız da, ne kadar iyi para kazansanız da hep bir pişmanlık yaşarsınız. Gönlünüzde çünkü hep o işte keşke şunu olsaydım, keşke hep o işinizde o kalır mutlaka. Ama diğer taraftan da rasyonel olmayan istekleriniz de ya işte ben astronot olmak istiyorum. Ya çok güzel bir hedef yani. Hani günümüzde artık mesela özellikle uzay programı falan da açıklandıktan sonra hani artık bu öyle ülkemiz için çok afaki bir istek olmamaya başladı ama yine de hani çokun içerisinden seçilecek az kişi olacağını düşündüğümüz için anlatabildim mi? Yani hani ben astronot olmak istiyordum yani böyle rasyonellikten uzak hayaller kurmayı da şey bulmuyorum açıkçası. Yani sizlerin adınıza doğru bulmuyorum. Bu hepsi arasında işte çok güzel bir yere geldi aslında kariyer yönetimi diye de bir alan var işte aslında yönetmek dediğimiz şey yine karşımıza çıktı. İnsanın kariyerini de yönetmesi lazım. İşte bizim de güzel bir kariyer merkezimiz var. Kariyeri yönetmek de işte o hayallerimiz yani uçuk veya kaçık artık neyse hayallerimizle işte gerçekler, ülke koşulları, rekabet, uluslararası tanınırlık, ne bileyim ben yani hani iş yapabileceğiniz bunların arasında bir denge kurmanız lazım. Ama size şöyle söyleyeyim, %100 olmasa da belli oranda mutlaka gönlünüzden gelen işi yapın, geçen işi yapın. Yani bir işi sadece ve sadece iyi para kazandırır diye yapmayın. Mutlaka o işin içerisinde %100 sevmeyebilirsiniz ama o işin içerisinde mutlaka yani bu iş para kazandırıyor ama bak ben de biraz da seviyorum sanki, yeteneğim de var galiba falan gibi bir şeyler diye bilin. Yani o yüzden sırf para kazandırdığı ya da iyi bir gelecek sağladığı için seçilen bir meslekte zaman gelir, devran döner, yıllar geçer, rüyalarınıza girmeye başlar, pişman olursunuz. Üzülürsünüz yani. O yüzden mutlaka ve mutlaka tamamen böyle şey olmasa da belli ölçüde mutlaka sevdiğiniz işi yapın. Mutlaka. Evet, değerli Cüneyt. Hocam, üniversitemizdeki mühendislik dersleri neden yabancı dilde verilmiyor? %100 İngilizce bölümlerimiz de var. İsterse o bölümlere geçebilir arkadaşımız. Bilgisayar mühendisliği, makine mühendisliği bölümlerimizde aynı zamanda yabancı öğrencilerimiz için de dersler açılıyor. Bölüm başkanıyla konuşarak yabancı dilde verilen çünkü Türkçe bölümlerde Türkçe ders açma zorunluluğumuz var. Yabancı dilde ders açım ama bu yabancı dilde ders alamayacağı anlamına gelmiyor. Verilen dersler var. Bölüm başkanıyla konuşarak hangi bölümdeyse arkadaşımız rahatlıkla alabilir. Mühendisliği hocam. Tamam, mekatronik bölüm başkanıyla, mühendislik dekanı Resul Hoca ile görüşüp memnuniyetle yabancı dilde dersler alabilir. Yabancı öğrenciler için açılan dersler var. Erasmus öğrencileri için açılan dersler var. Onlardan alabilir. Hocam, son olarak ben bir soru sormak istiyorum. Tabii ki Sizce canım. gelişmeler açısından baktığımız zaman Düzce Üniversitesi'nde normal gündeme kıyasladığımız zaman gelişmeler açısından avantaj mı görüyorsunuz yoksa dezavantaj mı? Yani avantajları ya da gelişmeleri sürekli hızlı bir şekilde aktarabiliyor musunuz üniversitemizin? Üniversitemizin gelişmesini mi soruyorsun? Ya aslında bunu çok güzel ekşi sözlüğe ara sıra giriyorum. Üniversiteyle ilgili kim ne yazıyor vesaire diye bakıyorum. Bir öğrencimiz gerçekten çok güzel bir şey yapmış. Belki ilginizi çeker. Diyor ki girdiğim yılla mezun olduğum yıl arasındaki farktan en az iki üniversite çıkar diyor. Yani şimdi kim olduğunu bilmiyorum. Rumuzla vesaire şeyle yazmış. Yani bulsam gerçekten tebrik edeceğim, teşekkür edeceğim.
Bir taraftan da bazen paylaşımlarda olan arkadaşlarınız mesajlar gönderiyorlar. Hocam biz ilk girdiğimiz yılda işte nerede okuyorsun diye sorduklarında işte böyle ezik ve bir şey biçimde Düzce Üniversitesi diyorduk. Şimdi artık omuzlarımız dik ve çok daha cesur biçimde Düzce Üniversitesi diyoruz diyorlar. Yani bunu sizlerin söylemesi bizi gerçekten mutlu ediyor. Biz çünkü gerçekten hem şimdi bu yıl çok daha iyi bir sıralama yapacağız. Yani şimdi bir istatistikçi için bu sıra, ben lisansım Mimar Sinan İstatistik mezunuyum ben. O yüzden böyle bu sıralamalar mevzusu, hani istatistikçiye sormuşlar iki kere iki kaç yapar diye, üçle beş arasında bir sayı demiş ya. Yani aynı o hesap. Yani bu sıralamalar mevzusu birazcık hani hem de kötüye kullanılan hem de manipüle edilen bir mevzu, yani üniversite sıralamaları mevzusu. Çünkü veri güvenliği, doğru bilgilere girildiği vesaire, o birazcık şey, yani soru işaretleri. Ama her ne olursa olsun sonuçta PR açısından üniversitelerin birbirleriyle olan kıyaslaması ve kendilerini rakipleri içerisinde konumlandırması açısından önemli göstergeler Can. Bizim de her geçen gün sıralamalardaki yerimiz artıyor, yükseliyor. Biz 2000 yılından sonra kurulan yaklaşık 100 üniversite içerisinde 3. sıradaki devlet üniversitesiyiz. Bizden önceki 3 üniversitede İstanbul, Ankara ve İzmir'deki 3 tane üniversite. Yani büyük şehirlerin dışında 2000 yılından sonra kurulmuş olan en üst sıradaki üniversiteyiz. Aynı zamanda uluslararası sıralamalarda da bu Times'ın sıralaması çok önemlidir. Özellikle Times'ta sanayi geliri kategorisinde dünya 258.siyiz. Genel eğitim, öğretim ve diğer tüm parametreler içerisinde 1127. sıradayız. Yani dünyada 40 bin tane üniversite var. Belki daha fazla. Yani bu türlü sıralamalardaki yerimiz, öğrencilerimizin ama okurken, ama mezun olduktan sonraki geri bildirimleri, üniversitemizdeki yenilikçi uygulamalar, işte açık kapı, açık kampüs, açık mutfak, açık ders, işte temiz kampüs, yani bunlar mesela bir açıklık perspektifinin öğrencimize verdiğimiz kıymetin yansımaları aslında. Bu tür etkinliklerle bir araya gelmemiz vesaire, yani özellikle girişimci, yenilikçi üniversiteler sıralaması içerisinde her zaman ilan edilen ilk 50'de olmamız ve 50'ye girmeyi başaran tek yeni üniversite olmamız. Yani 2006 yılında kurulmuş bir üniversite için çok önemli başarılar bunlar. O yüzden çok mütevazı olmaya gerek yok. Biz gerçekten yenilik, yani biz girişimci ve yenilikçi bir üniversiteyiz. TÜBİTAK Endeksi de bunu söylüyor zaten. Aynı zamanda uygulamalar olarak da biz yeniliğe kıymet veren, öğrencilerimizin girişimci iş fikirlerine kıymet veren, kapsül adını verdiğimiz kuluçka merkezimizde yeni iş fikirleri olan öğrencilerimize şu anda 124, yanlış hatırlamıyorsam, proje içerisinden seçilmiş 25 iş fikri sahibi öğrencimizi kuluçka merkezimizde destekliyoruz teknoparkımızın içerisinde. Bu tür uygulamalara aslında sahip olan son derece yenilikleri barındıran bir üniversiteyiz Can. Çağla da demiş iyi ki gelmişim bu üniversiteye. Teşekkür ederiz. Sağ olsun. Sağ olsun. Bir sorumuz var. Hemen sorayım mı? Tabii ki. Şey. Hocam, üniversitemizde yazılım mühendisliği bölümü açılacak mı? Açacağız inşallah. Siber güvenlik yüksek lisansını açtık. Siber güvenlik yüksek lisansını açtık. Bu da önemli bir şeydi. Gelişmeydi. Yazılım mühendisliği içinde çalışıyoruz. İnşallah açacağız. Çünkü güçlü bir bilgisayar mühendisliği bölümümüz var. İnşallah Resul Hoca onu da başaracak. Değerli Nur demiş ki, merhaba, ben bilgisayar mühendisliği İngilizce okuyorum ve ikinci sınıfım, staj yapmak istiyorum. Fakat kabul etmiyorlar. Ne yapmalıyım hocam? Hemen yer buluruz ona. Hiç merak etmesin. Kariyer merkezine başvursun. Bölüm başkanı, pardon, dekanı Resul Hoca'ya başvursun. Bana da mesaj yazabilir. Ben buluştururum onları. Değerli Volkan da demiş, üniversitemizin elektrik mühendisliği kontenjanı ne kadar hocam? Vallahi hiç öyle ezberimde yok ki. 60 falan olması lazım Can. Evet. Hocam, bir de bu staj sadece ikinci sınıflar için. Birinci sınıftan mesela arkadaşlar başvurabiliyor mu kariyer merkezine?
Başlayalım Şimdi bir de Cumhurbaşkanlığının staj seferberliği mı? vardı. Takip ettiniz değil mi ona? Çok da güzel bir başvuru oldu. Orada bildiğim kadarıyla ikinci sınıftan itibaren bir sınıf aynı. Yani zorunlu staj diye bir şey var. Orada işte hani SGK ve sigorta primleri vesaire gündeme geldiği için orada zorunlu olduğumuz bir sınıf mecburiyeti var. Ama isteğe bağlı stajı herkes her dönem yapabilir. Teşekkür ederim hocam. Çok güzel bir katılım yaptık. Bugün rekor yaptık hocam. 201. Rekorumuz 198'di. Teşekkür ediyorum. Yani ben güzel bir katılım. Ederim. Ben teşekkür ederim herkese. En sona kadar da sayımızı koruduk. Hemen dilerseniz bir hatıra fotoğraf çekelim hocam. Tabii ki, ne demek. Evet. 3, 2, 1... Hocam çok teşekkür ederim cidden. Bence başarınızın tabii benim tarafından söylenmesi biraz uygun olmayabilir ama öğrencilerle direkt irtibata geçmiyoruz. Mesela ben geçen sizin lastığınızda Özkan Bey'le görüşmüştüm, Teknopark Müdürü. Mesela direkt iletişime geçip benimle ilgili toplantı yaptı ve çok saygıdeğer bir şekilde karşıladı. Yani çok teşekkür ederim öğrencilerin yanında olduğunuz için. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. En benim için en kıymetli komplimanlar öğrencilerimden gelen komplimanlar yani. Başkasının on söylediğine bedel sizin arkadaşlarımızın bir güzel sözü. Teşekkür ediyorum. Hocam siz de fazla vermiyorum. Görüşmek dileğiyle. Çok ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. İzleyen, dinleyen herkese selamlar. Gözlerinizden öpüyorum çocuklar. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle hocam. Evet arkadaşlar, çok teşekkür ediyoruz. Hemen arkadaşlarımız bir chat'e bıraksın sertifika formumuzu. Dileyenler doldursun. Rica ederiz. Yorucu bir etkinlik dağılımı, güzel oldu. Sesli katılmak isteyen olursa onları da bekliyoruz.